Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz present continuous tense yani şimdiki zaman. Şimdiki zaman nedir diye bir soralım kendimize. Şimdiki zaman şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri anlatmak için kullandığımız zamana biz şimdiki zaman diyoruz. Nasıl? Hemen bir cümle kuralım Türkçe. İşte ben ders çalışıyorum, okula gidiyorum, kitap okuyorum, yemek yiyorum. Ahmet futbol oynuyor. Mehmet arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynuyor gibi ifadeler, şimdiki zamanda yapılmış olan ifadeler. Şimdi şimdiki zamanın nasıl kurulduğunu basit bir şekilde öğreneceğiz. Evet, önümüzde gördüğümüz gibi bir tablo var. Affirmative sentences olumlu cümleler. Şimdiki zamanda biz olumlu cümle kurarken ne yapıyorduk? Önce o kurallara bakalım. I hepimizin daha önceki derslerden hatırlayacağımız gibi ben demek. He erkekler için o, she kızlar için o. It cansız ve hayvanlar için o. We, biz, you, siz veya sen. They de onlar anlamına geliyordu. Şimdi hemen cümle yaparken ne yapıyoruz? I am yani I'dan sonra am kullanıyoruz. Şimdiki zamanda eğer şimdiki zaman ifadesi vermek istiyorsak bu yardımcı fiilleri kullanmamız gerekiyor. I am, he, she, it de is kullanıyoruz. We, you, they de de are kullanıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. He şey she'de ne kullanıyorduk biz? Is kullanıyoruz. We değil de are kullanıyoruz. I'da da am kullanıyoruz. I am learning English. Hemen burada dikkatimiz çeken bir şey var. Fiile ne takısı ekledik arkadaşlar? Ink takısı yani İngilizce tabirle ing, ta ing takısı eklemiş olduk. I am learning. Ben öğreniyorum anlamına geliyor. I am learning English dediğimiz zaman da ben İngilizce öğreniyorum olmuş oluyor. Hemen cümlemizi yapalım. I am learning English now. Şu anda ben İngilizce öğreniyorum. Now da şimdi demek. Şimdiki zamanda kullandığımız zaman zarfları ne olmak zorunda? Şimdi olmak zorunda. Now şu anda demek mesela. At the moment şu anda demek. Right now şu anda demek. Just now hemen şimdi demek. This weekend bu hafta sonu bunu biraz sonra anlatacağım. Bunun kuralı farklı. Right now şu anda demek. This evening bu akşam demek. Şimdi bakalım. I am learning English. Bunun yerine başka bir şey de kullanabiliriz. I am learning German. I am learning French. I am learning Italy. Italian. I am learning Japanese. Japonca öğreniyorum gibi herhangi bir zaman, herhangi bir e, dil kullanabiliriz. He is playing table tennis. O table tennis yani masa tenisi oynuyor. She is dancing at the party. O partide dans ediyor. Right now şu anda. It is singing songs at home. O evde şarkı söylüyor. Bizim maviş genelde evde şarkı söylüyor. Onu diyebiliriz mesela. Our bird is singing songs at home just now. Şu anda şarkı söylüyor. We are playing football together this weekend. Burada ne olmuş? Şimdi biz şimdiki zamanı gelecekle ilgili ifadelerde de kullanabiliyoruz. Mesela arkadaşlarımıza muhakkak diyoruz işte. Akşam görüşüyoruz değil mi? Veya hafta sonu futbol oynuyoruz değil mi? Gibi ifadeler kullanabiliriz. İşte burada biz this weekend ifadesini kullanabiliriz. Bu hafta sonu, önümüzdeki bir zaman, önümüzdeki bir tarihi de şimdiki zamanda kullanabiliriz. Türkçe'de olduğu gibi. You are coming with us right now. Şu anda sen bizle geliyorsun. They are eating at a nice restaurant this evening. Onlar yiyorlar at a nice restaurant. Çok güzel, hoş bir restoranda. This evening. Bu akşam onlar güzel bir restoranda ne yapıyorlarmış? Yemek yiyorlar. Peki. Cümlelerimizi olumsuz yapmak için ne yapıyorduk? Daha önceki derslerimizden de hatırlayalım. Buraya arkadaşlar ne eklememiz gerekiyor? Bir not. Hemen ekleyelim. I am not learning English. Ben İngilizce öğrenmiyorum. Hatta biz buraya German yazalım şimdi. Heh. I am not learning German now. Şu anda Almanca öğrenmiyorum. Ne öğreniyorum? I am learning English now. Peki, he is, she is, it is. Burada da ne kullanacağız arkadaşlar? Yine not kullanacağız. Not getirdiğimiz zaman cümlemizi ne yapmış oluyoruz? Yine olumsuz yapmış oluyoruz. He is not playing table tennis. O masa tenisi oynamıyor. At the moment. Şu anda masa tenisi oynamıyor. Bir başka şey yapalım. Court tenis dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? Court tenis. Court tenisi oynamıyor. O zaman table tenis oynuyor diyeceğiz. He is playing table tennis. He is not playing court tennis. She is dancing at the party. She is not dancing at the party. İstersek arkadaşlar bunları kısaltabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Isn't diyebiliriz. Isn't dediğimiz zaman da is not'la aynı anlama gelmiş olur. He isn't he isn't dancing at the party right now. O şu anda partide dans etmiyor diyebiliriz. Burada da yine ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Not. Not eklediğimiz zaman cümlemiz ne olmuş oluyor? Olumsuz olmuş oluyor. We are not playing football together this weekend. Bu hafta sonu birlikte futbol maçı yapmıyoruz. İstersek bunun yerine ne diyebiliriz? Aren't diyebiliriz. Hadi bir cümle yapalım birlikte. Herhangi birisinden olumlu ve olumsuz cümle yapabiliriz. Mesela he'yi seçelim. He is not dancing at the party. O partide dans etmiyor. Hemen we'yi seçelim. We are We are istersek buraya kayabiliriz. We are playing table tennis at the moment. We are playing table tennis. Biz playing oynuyoruz. Table tennis masa tenisi oynuyoruz. At the moment zamanı genellikle arkadaşlar cümlenin neresine getireceğiz? Sonuna getireceğiz. Peki şimdi olumlu olumsuz cümle yapmayı gördük. Peki soru yaparken ne yapıyorduk? Çok basit bir kuralımız var. Soru yaparken emizarı cümlemizin başına alıyoruz. Emizarı cümlemizin başına aldığımızda cümlemiz ne olmuş oluyor? Soru olmuş oluyor. Hemen yapalım. Şu bu sırada notları bir kaldıralım. Nota gerek kalmasın. Am I learning German now? Ben şu anda Almanca mı öğreniyorum? Yes veya no ile cevap verebiliriz. Is he playing table tennis at the moment? O şu anda masa tenisi mi oynuyor? Is she dancing at the party right now? O şu anda partide dans mı ediyor? Yani izi başa aldık. Ne oldu cümlemiz? Soru oldu. Are we playing football together this weekend? Bu hafta sonu birlikte futbol mu oynuyoruz? Şeklinde ifade ettiğimiz zaman da cümlelerimiz ne olmuş oluyor? Soru olmuş oluyor. Şimdi birkaç tane egzersizle bu konumuzu tamamlayalım. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri biraz daha pekiştirelim. Evet. Şimdi ne diyor burada? Present continuous tense, yani şimdiki zaman. Make questions and answers, soru ve cevap yapalım. Önce soru yapalım, sonra da cevaplayalım. Use present continuous tense, şimdiki zamanı kullanalım. Sıralı bir şekilde verilmiş, hiç kafamız karışmasın. Yani bunlar e, karışık bir şekilde verilmemiş, sıralı bir şekilde verilmiş. Mesela bunun başına iz getirdiğimiz zaman, is she working in Peru this year? O bu yıl Peru'da. Çalışıyor mu? No. Nokta. Eğer no'dan sonra nokta gelirsek zaten cevabımızı vermiş oluyoruz. Virgül gelirse no'ya devam etmemiz lazım. Yani şöyle diyeyim. No virgül. She isn't. Böyle yaptığımız zaman da ne olmuş oluyor? Hayır değil. Hayır da ne yapmıyor? Çalışmıyor. Ama no'dan sonra nokta koymuşuz. No. Artık kesmişiz orayı. Bitmiş. She is studying in Mexico. Nerede çalışıyormuş? Meksiko'da çalışıyormuş, ders görüyormuş. Şimdi working de çalışmak, studying de çalışmak. Ama working bir iş amaçlı çalışmak, para kazanmak için çalışmak. Studying ise ders çalışmak, okumak anlamına da geliyor. Meksiko'da, Meksiko'da okuyor diyebiliriz. Hemen şimdi bunu yapalım. You'da ne geliyordu arkadaşlar? Are geliyordu. Are you are you studying English. Sıralı gidiyorum. Bakın hiç sırayı da bozmadım. Are you studying English at the moment? Soru işareti. Are you studying English at the moment? Sen şu anda İngilizce çalışıyor musun? Hemen cevap verelim. Ee, burada istersek şöyle diyebiliriz. Ee, study fiilini kullanalım. Buradaki work fiilini kullanmayalım. Yes. Virgül. I am I am studying Yes, I am studying very hard. Evet, çok sıkı çalışıyorum. Oldukça sıkı, iyi çalışıyorum. Şimdi aşağıdaki bölüme geçtik. Hemen soru yapalım bunu. Nasıl yapacağız? D'de ne geliyordu? Bir önceki dersimizde hatırlayalım. D'de bir önceki dersimizde hatırlayalım. Hemen bir bakalım şuraya. D'de ne geliyordu arkadaşlar? R Ar geliyordu. Yardımcı fiili yani arı baş aldığımız zaman ne olmuş oluyordu cümlemiz? Soru olmuş oluyordu. Bir daha tekrarlayalım. He, she, de arkadaşlar iz geliyor. İzi baş aldığımız zaman soru oluyor. Ayda emi baş aldığımız zaman soru oluyor. We, you, they'de de de arı baş aldığımız zaman ne oluyor? Soru oluyor. O kadar. Olumsuz yaparken de not getiriyoruz sadece. Yaptığımız eylem bu. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyoruz. Şimdi hemen buraya ne getireceğiz o zaman? Ar getireceğiz. Are they? Evet. Fiile ink takısını ekleyecektim. Are they listening? Are they listening to the radio? Radio. Radio. Şimdi no diyeceğiz. Burada nokta koyabiliriz hemen. No. Hayır. Onlar radyo dinlemiyor. No nokta. Nokta koyduk. They are playing CDs. CD çalıyorlar. Bir başka şey. Peter. Peter he diye düşünebiliriz bunu. Erkek ismi. Erkek ismi ise o zaman başına ne gelecek arkadaşlar? Is gelecek. Is Peter is Peter washing washing now? Şu anda yıkıyor mu? Mesela bulaşıkları yıkıyor mu olabilir? Çamaşırı yıkıyor mu olabilir? Arabasını yıkıyor mu olabilir? Evet. Is Peter washing now? veya yıkanıyor mu olabilir? Yes. He is having a bath. Duş alıyor. Yıkanıyor mu anlamında kullandık? Having a bath. Are they living in Madrid at the moment? Are they? Onlar. Soru yaparken ne yapıyorduk? Arı alıyoruz yardımcı fiili. İşte live. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Live yardımcı fiili. Live. Şöyle yazayım. Live. Live'ın sonu ne ile bitiyor arkadaşlar? E ile bitiyor. Ben bunu inge çevirirken ne yapıyorum? Living yapıyorum. Yani E düşüyor. Ondan sonra da living ekliyorum. Are they living in Madrid at the moment? At the moment şu anda demek. Dikkat ederseniz hep şimdiki zaman zarfları kullanıyorum. At the moment, now, at the moment, right now, this year gibi ifadeler kullanıyorum. Are they living in Madrid at the moment? Onlar şu anda Madrid'de Madrid'de yaşıyorlar mı? Cevap verelim. Yes, they are living in Madrid at the moment diyebiliriz istersek. Yes, they are living in Madrid at the moment diyebiliriz. Hemen bunu yapalım. Is David Is David sor sorduk. Is David singing? Is David singing? In a group this year. In a group this year. Bu grupta David şarkı söylüyor mu? Hemen cevap verelim. Yes. İstersek şöyle yapabiliriz. Hiç uzatmaya gerek yok. Yes he is. Olumlu bir cevap verdik. Olumsuz cevap vereceksek ne yapacağız arkadaşlar? No virgül he isn't. Bu kadar arkadaşlar. Konumuz bu. Şimdiki zaman bu. Şimdiki zamanda şunu unutmamamız gerekiyor. Fiile ing takısı ekliyoruz. Her zaman, şimdiki zamanda. I'dan sonra M kullanıyoruz. He, she'den sonra is kullanıyoruz. We, you, they'den sonra da are kullanıyoruz. Ondan sonra gelecek olan fiile de ing takısını ekliyoruz. Zaman zarfı olarak da now, just now, right now gibi, at the moment gibi şimdiki zamanı ifade eden zaman zarfları kullanıyoruz. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste arkadaşlar buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın.